dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Trader Life Simulator'la sizlerin karşısındayım. Çok uzun bir aranın ardından oynuyoruz sevgili dostlar Trader Life Simulator'u. Geçmişte bir kere bir tur göz atmıştım oyuna ama sonrasında çok fazla bir göz atmadım, çok fazla oynamadım. Neler olup neler bittiğini bilmiyorum. Sizlerle beraber birlikte görüp oyunu deneyimleyeceğiz. Öncelikle İdrar, kirlilik ve açlık barı var sağ alt köşede. Sol üst köşede ise paramız var. Bankadaki paramız ve kredi kartındaki paramız var. Ve burası bizim evimiz anladığım kadarıyla ama biraz fazla beyaz bir ev sanki. Böyle yani renk paleti açısından. Ne tuvaleti var ne başka bir yeri var. Bir de bomboş bir dubleks. Bu sanırım oyunu yapan agaların amblemi. Öyle tahmin ediyorum. F ile etkileşime geçebiliyoruz. Arabayı al ve dükkana git. Tamam mı? Tamam. Arabayı alıp dükkana gidebilirim. Ama arabam nerede? M'ye basarsan harita açılır. Tamam mı? Çok iyi ya. Şu işaretlerin ne olduğunu bilmiyorum. Bankamatik falan mı onlar? Fast foodlar, şunlar, bunlar. Idı bıdı. Tamam. M'ye bir basalım. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Şurası büyük bir banka galiba. Nerede olduğumu ve nerede gideceğimi bilmiyorum. Arabamız bu mu? Aracın durumunu E tuşuna basarak kontrol edebilirsin. Gazı, sıvı yağ ve şeyi tamam. Eyvallah. N tuşuna basarak telefonunu kullanabilirsin diyor. Telefon arabada mı? Çünkü telefonu kullanmak istediğimde senin telefonun yok dedi. Ben nereye gideceğim abi? Haritanın ben neresindeyim? Benim evim nere? Mobilyacı. Mobilyacı galiba. Herhalde serbest stil takılıp buluruz ya illa AVM'yi. Evet, keşke köyde oynasaymışım aşkım. Köyde olabilirmiş gerçi. Best Burger. Benzin istasyonu. Şimdi dönüş var mı ileride bir yerde bilmiyorum. O yüzden buradan bir yan çekeceğim. Q ile arkama bakabiliyorum. L ışıklar, F araçtan çık falan filan. Hocam burası banka. Aha market. Şuraya bir arabayı park edelim. İlerlemenizi kurtarmak için dizüstü bilgisayarı kullanın. Tamam. Bir akıllı telefon araçlarınızı yönetmenize yardımcı olur. Tamam. İyi, cüzdanımda 500 dolar var ama. Dizüstü bilgisayar. 450 dolar. Bence 450 doları ben dizüstü bilgisayara verirsem götümün üstüne oturamam. İçimde öyle bir his var yani. Telefon. Birader sana ne oluyor burada? Sana ne oluyor böyle? $125 bir tane telefon aldım. Taksi çağırabiliyorsun. Araçlar, müşteri şikayetleri, hayvanlar falan. Okey. Laptop alamam abi. Laptop alırsam batarım. İdrar, kirlilik, açlık. Tuvalet, muvalet falan kuracağız herhalde. Ne bileyim. Dükkan açıldı ama satabileceğimiz hiçbir şey yok. Mobilya yerleştirmek için Q. Raf var. Laptop var. İyi, benim laptopum varmış bari. Şu rafı bir ayarlayalım abi. Bu ne bu? Şu köşeye şöyle kuralım. Evet dostlar, bu arada umarım Trader Life Simulator'da keyifli güzel zaman geçirirsiniz efendim. Laptopu. Satış sürecini çalışanlar yönetecek. Tamam.
Laptopu buraya koydum ama envanter ekle, sat, etkileşim. Gazete standı mağaza yükseltmesi için oyunu kaydet, süpermarketin adını değiştir. Babuş hipermarket ulan. Saat 7'de otomatik dükkan açılır, mağazayı otomatik kapatır. Otomatik ödeme talimatı, elektrik faturaları falan için. İkinci kasiyer, oyunu kaydetmek için dizüstü bilgisayarı kullan. Kullandım. Gelir, satışlar falan filan. Total satışlar 0. Hocam, araya duvar ekleyebiliyoruz. Duvar var, kapı var, tuvalet var, yatak var ve table var. Bir şey diyeceğim. Yatağı falan buraya bir yere yerleştirmem mi? Banyo satın almak için mobilya mağazasını ziyaret edin. Malların paketini F'ye basarak açın. Ya bir şey diyeceğim. Ben buraya böyle mağazamda yatıp kalksam ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin abi? Duvar. Kardeşim burası duvar. Şurada bir kapı aralığı. Buraya bir kapı. No galon süt. Çeviri muhteşem. Şu eşyaları bir açalım da. Stok için Jaber mağazasını ziyaret et diyor. Şimdi hızlı döndürden falan ziyade hocam bir şey diyeceğim. Bunların hepsini açıp bir kenara koyup öyle devam edemiyor muyuz ya? Tuvalet kağıtları. Ben böyle bir mi açacağım bunu ya? Çocuk bezi var burada. Güneş kremi yok. Biraz daha. Hoppa. Tamam, çocuk bezlerini hallettik. Bu ne? Sos. Biraz garip bir marketiz galiba. Bir de hiper olmaktan biraz uzağız sanırım. Gül çayı kalmamış. Allah Allah. Çamaşır deterjanı. Abi deterjan, sos ve çocuk bezi bilmiyorum. Böyle sanki garip bir kombinasyon. Oha, yerden alınıp satılıyor galiba. Çocuk bezini yerden alıp sattı. Adam yani satın aldı biri. Ama kim girip satın aldı bilmiyorum. Efendim sevgili Metro. Primer avantajıyla 10. ayında teşekkür ederim Metro, sağ olasın. Onları kutuyla alabiliyorduk sanki. Bebeğim o bu oyun olmayabilir ya. Çünkü bana itinayla Eliminen dayı, Eliminen kartını kullandırttı. No salça. Tabii yemekte salça. Yayıncıda kalça. Tabii bunları hepimiz biliyoruz. Bak bir şey dıkladı. Sos satılmış. Adam herhalde biz daha rafa dizmeden geldi yerden aldı. Hayatım kepenkli yer. Aa depoydu. Ve evet kutu komple gidiyormuş. Enayi Gamers. Aa! Ne yapıyorsun la dayı? Cupcake yok. Allah Allah ya. Arkadaşım. Yeni yeni kuruluyoruz ya. Ne alacaksın? Deterjan aldı. Birader al deterjanı da. Müsaade edin şunları bir raflara dizeyim ya. Ay simetrimiz azmadı mı bu arada? Bu arada bir saniye. Bir tuvalet alabilir miyiz şuraya? Kardeşim şu köşeye bir tuvalet. Ben yatağımı buraya koymak istiyorum. Koyamam mı? Galiba sadece evde oluyor bu. O zaman şu tuvaleti insan gibi koyalım mı?
Yani gerçekten insan gibi bir yere. Bence ondan önce şeyi yerleştirmek lazım bak. Bence ondan önce şeyi yerleştirmek lazım. Önce bir duvar kapısı, tamam mı? Duvar kapısı şöyle yerleşecek. Ondan sonra buraya duvarın kendisi. Maşallah bu arada marketi ne güzel yönetiyoruz ya. Tamam, duvarın kendini böyle yerleştirdin. Bunu aldın envantere. Ya yamuk oluyor her yer. Yamukluktan kurtulamıyorsun. Şimdi erişteli mercimek çorbası satacağım ben ona, bekle. Bak, minik aksaklıklar olur orada, minik aralar olacak şimdi o. Hava alsın tuvalet kokmasın diye, tamam mı? O hava alsın diye birader. Şu aradan bir şey gözükmez zaten, hava alıyor. Tuvalet. Yatak kuramam ama üzüldüm. Aleykümselam Scorpion, hoş geldin, merhabalar. Birader dur, şu bebek bezlerini bir dizeyim. Dizecek bebek bezi kalmadı tabi. Şimdi deterjanlar. Bir şey diyeceğim. Böyle katmanlı vaziyette ilerleteceğim. Çünkü kutu halinde götürmeyi ben unuttum. Yerleştirebildiğimiz kadar uzağa. Sonra raflara. İki haneli, üç haneli bir işlem. Bir şey yok. Enayinin biri bunları kutuyla götürmediği için böyle. Pekala. Tamam, şimdi. Hocam, bunu koydun. Bunu koydun. Güzel, adam akıllı bir düzen yapacağım. Adam akıllı bir düzen yapacağım. Bundan iyisi Şam'da kayısı, yani... Daha ne? Ben daha ne kadar dizem burayı ya? Şimdi... Sosları galiba tek tek alıp götüreceğim. Bir şey diyeceğim, o büyük rafa hiç gerek yokmuş ki. Bilsem paso buraya sosları falan yerleştirirdim. Buralara aslında sos değil de abur cubur falan yerleştirilir ha. Bir laptoptan falan alışveriş yapmayı öğrenelim. Dükkanın girdisi çıktısı nedir ne değildir onu bir öğrenelim. Açlık halledilir de kirliliği nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Ya da kirli olunca karakter ne oluyor ne bitiyor onu bilmiyorum. Sostan ziyade böyle çikolata, bisküvi, kurabiye. Şimdi laptopa geldin. Şikayetler. Şikayetlerde şey yok diyor. O yok, bu yok, şu yok diyor. Şikayetlerde sadece yok diyor. Toplam 131 dolarlık satış yapılmış bugün. Öncelikle bir oyunu kaydedelim. Sonrasında faturalar. Ödenecek faturalar yok. Otomatik elektrik faturası ödesin. Çiftlik satın alıyorsun. İkinci yer alabiliyorsun. Kasiyer kiralayabiliyorsun. Bunlar güzel şeyler böyle yönetim panelindeki. Ama mağazayı nasıl yöneteceğim abi? Envantere ekle. X sat. İnternetten mi sipariş veriyorduk malzemeleri? Onu bilmiyorum. 143 dolar topladım. Şuradan bir reçel alalım. Kutuyu getir, buraya koy. Herhalde depoya sürüp arabanın arkasında getiriyorduk bunları ya.
depo gibi bir yer var böyle. Alışveriş yapılabilecek var. Alışveriş yapılabilecek bir yer var. Oradan şey yapıyorduk, sürüyorduk. Söküp getiriyorduk. Merhaba. Bu ne bu? Yumuşatıcı. Artık yumuşatıcıları daha rahat dizebilirim. Güzel. Satılacaklar güzel satılıyor. Baya baya bir şey gidiyor. Şimdi ben buradan depoya gitmek istiyorum abi. Banka var. Bankada bir işim yok. Bir banyo satın almak isteyebilirim belki. Şuradan bir yemek alır yerim. Bir banyo satın almak isteyebilirim. 500 dolar paramız var. Duruma göre hareket ederiz. Akıllı telefonluk bir şey yok. Babulu market. Babuş hipermarkette işimiz yok. Deterjan satılıyor. Eczane var. Tool shop var. Acaba hani şey mi, ne bileyim, gidip eczaneden... Kolay gelsin memur bey. Gidip eczaneden ilaç falan alacağız. Bu ilaçları mı götürüp satacağız? Muhtemelen depo gibi bir şey vardır ya. Arabanın yağ suyu için. Bura Best Burger. Best Burger'in ilerisi mi depo? Bura Best Burger. Best Burger'in ilerisi çiftlik. Aynen, bura çiftlik. Şimdi ben bu çiftlikteyim. Çiftliğin üstü... Lan nereye gidiyorum? Haritaya bakarken devam ediyor oyun ya. Burası depo galiba. Araba tamirhanesi mi bura? Buradan çıktık. Çiftliğin oraya geldik. Çiftliğin oradan mı döneceğiz? Burası araba tamirhanesi ya. Şuradan bir devam. Emiryo 13. ayında bu arada. Teşekkür ederim Emiryo. Sağ olasın. Buradan mı, buradan mı devam? Ya depo nerede kral? Abi şöyle geri döneceğiz. Bak çiftliğin oradan. La dur. Bab. Ne oluyor? Arkada bir şeyler oluyor da ne olduğu belli değil. Cips yok. Kardeşim almaya gideceğim. Almaya ha. Buradan buraya dönmemiz gerekiyor galiba. Buradan böyle dik sanırım. Aynen. Geldik. Aleykümselam Skyrim delisi. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Pekala. Arabayı şöyle bir yanaştır geri. Şimdi market için alınacaklar var usta. Cips standı falan istemiyorum. Aa, burası şey değil ama. Burada televizyon var, şey var, duş. $250 duş aldım. Artık duşla alakalı sorunumuzun bitmesine sevindim de. Birader yoğurt muğurt nereden alacağız ya? Demek ki burası değil.
Gidip tek tek mi dolaşacağım acaba? Ben buradayım. Trading Company, Car Mechanic, Electronic Shop, Vegetable Shop, Food Cart falan filan. Nasıl dükkana ürün alabileceğimize dair bir fikri olan var mı? Buraya kadar 250 dolar verip banyo almaya gelmedim çünkü. Herhalde gidip diğer shoplardan alıp burada biraz daha böyle pahalı gaming mi yapacağız? Burası deniz aşırı ticaret galiba. Yanlış yere gelmedim. Başka yer yok ki. Yani oradan şey aldım. Furniture Shop'tan banyoyu aldım. Herhalde internetten sipariş geliyordu ya. Hatırlamadım ama. Burası araba dükkanı. Araba almayacağım birader. Ağaç diye bir şey yokmuş. Selamlar Ramazan, iyiyim teşekkür ederim, sen nasılsın? Hasbinallah. Bura gene Trading Company. Şuradan mı kurtulacağız buradan ya? Sürekli bir şeyler oluyor. Bir yerlere gidiyorum, geliyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Tam benzin istasyonu. Tamam, geldik. Abi dediğim gibi dükkana ürün alamıyorum şu an. Bir sorunumuz var yani, dükkana ürün gelse... Sorunumuz şu, dükkana ürün gelmiyor. Hani 7/24 çalışıyordu bura? Önce Jaber'le konuş. Jaber kim ya? Jaber Delivery. Biriyle telefonla mı konuşacağım acaba? Telefonla konuşacağım. Sipariş falan gelecek galiba. Redfall sanırım optimizasyon sorunlu çıkmış. Onun optimizasyon sorununu düzelsin. Hayvanlar değil, notlar. Taksi değil. Arabaya yağ, gaz doldurma, eve çekme arabayı falan. Müşteri şikayetleri. Birader, gazete standı falan satın almayacağım. Aa, bir saniye, yani şuna mı gitmem gerekiyordu? Ben buna gittim. İçeride dükkana alınabilecek ürün mürün yoktu. Sadece şey vardı içeride, banyoyu falan aldım geldim. Duş buraya ekleniyor mu? Aa, mahremiyet bizim için son derece önemli. Masa ne alaka bilmiyorum. Herhalde laptopu koymak için. Peki. Bir yatağa koyamadım. Ne olmuş yani böyle dükkanda? Küvetimde yıkanırken bir yandan da laptopta dükkanı yönetemez miyim hocam? Süpermarketin adını değiştir. Bahtı Dürtükler olsun.
Ben oraya doğru gittim, hiçbir şey yoktu orada ya. Anlamadım valla. Sevgili Traders Life Simulator böyle birazcık bizi uğraştıracak gibi, öyle değil mi? Ha, güzel, 3-5 parça malzeme satılmış. Ben o zaman aynı yere gidip bir de Jaber denen adamla görüşmek zorundayım. İdrar, dur, madem idrar da var. İdrar. Aynen öyle abi, ben dükkanda müşterilerin önünde... Aa, uyuma diye bir şey yok oyunda. Duş al, ye, sıç diyor. Ye, iç, sıç diyor kısaca. E güzelmiş abi. Bu benim arabam değil. Arabayı nereye park ettim bilmiyorum. Peki bu herif niye böyle duruyor? Onu da bilmiyorum. Tam sıvı yağ, ıdısı bıdısı iyi. Oradaki adamla gidip diyalog kurmam gerekiyor galiba. Burgercinin gerisine doğru gittin. Olay ne ara korku oyunu boyutuna döndü ya. Bura değil, bura çiftlikti. Çiftlikten dönmedin. Çiftlikten dik devam ettin. Selamun aleyküm. Gene buraya geldik. Bu sefer burgercinin gerisine. Burası ev. Bence uyusak ve bir an önce sabah olsa iyi olur. Sadece map sistemi değil. Uyandım ve uyandığımda kendimi aniden yukarıda buldum. Yani doğrusunuz ama eksikleriniz var dostlar. Şimdi hani oyunun map sistemine söz etmek. Dimdik ileri, ilk sola dönüş. Dimdik ileri, ilk sola dönüş. Hiç sağa dönüş yok. Aynen, sanırım uyur gezeriz. Buradan ilk sola dönüş. Doğru mu döndük? Doğru döndük. Sol, oradan sağ. Araba niye geri geri gidiyor? Oo! Hah, Jaber. İyiyiz, iyiyiz. Bir şey yok, bir şey yok. Bazı ürünleri buzdolabının içerisinde olmalı, yoksa çürüyecekler. Çürümelik ürün almam. Bankadan cüzdanıma $100. Bütün parayı ver, bütün parayı. Şimdi bunlar buzdolabı gerektiren ürünler galiba. Cips buzdolabı gerektirmez bence. İyi fiyat, iyi fiyat. Yüksek fiyat, iyi fiyat. İyi, 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 iyi. Yüksek fiyat, iyi fiyat, yüksek fiyat. Anladım. Fiyata göre alacağız. Örneğin.
Yemeklik yağ. Bunun fiyatı iyiymiş. Birader şimdi diyelim ki ben buradan iyi fiyat. Sütlü çikolata aldım. Bir kutu sütlü çikolata. Lan bu arabanın bagajı açılmıyor mu? Yan koyup içeri soksam. Ben bunu ne yapacağım? Elle mi götüreceğim? Jaber Bey merhaba. Tamam ben ürünü teslim edeceğim dedi Jaber Bey. Abi ürün teslim et de abi. Benim aldığım sütlü çikolata ne olacak ulan? Oturup ben bunu yiyeceğim mi? Yürüyerek mi gideceğim eve? Bak şöyle yaparsam bir şekilde önümü görürüm. Arabanın üstüne. İleri geri yapılıyor. Güzel. Güzel düşmüyor. Arabanın önüne istifleyeceğim. Bir dalda bit der. Her türlü hallederim abi. Galiba kamyonete yükleyeceğim o teslim edecek. Jaber teslimat. Aha kamyonete tıklama mıklama yok. Şey söyleyeceğim. Laptoptan söyleyeceğim o getirecek. Bitleri aldık galiba. Bitler sütlü bitler. Anladım. Okey şu iki kutu bir gitsin. O kutular evsunlanıp kondu oraya. O kutular evsunlandı. Demek ki bankadaki parayı çekmemek önemli. İşçilere falan maaş veriyorsun. Allah bilir neredeyiz. Nereden gideceğiz? Şuradan. ATM'ye gider 2 dakikada para yatırır geliriz. Tam Bahtı Dürtükler marketimize geldik. Sabah 10 olmuş ya. Sabah 10'da mı dükkan mı açılır? Bence çikolataları buraya dizeriz. Ne kadar da güzel getirdim görüyor musun? Birader ben bunları halledeceğim. Sen rahat ol. Bir de ATM'ye gideyim bebelerin paralarını yatırayım. Hacı abi cüzdandan bankaya. $200. Aktar. Eyvallah. Kredi falan alıp ödemeyeceğim. Şimdi... Burası doğru seçim değildi galiba ya. Vanilyalı dondurma yok. Ananın nikahı var. Biraz şöyle kenardan daşsa ne olur ki ya? Bir şey olmaz yani. Fizik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğiz diye bir şey söylemedik. Sosu da alan şuradan alsın canım ne var ya.
Nasıl? Bitter çikolatalarımı da çikolatalarımı. Bitter çikolatalarımı da şey yapıyorum, yerleştiriyorum. Türkçe'ye mi yüklemedim efendim? Oyun kendiliğinden Türkçe. Eklemeyi unutabiliyor bazen yapımcılar ama oyun kendiliğinden Türkçe. Merakınız olmasın efendim. Hoppa, güzel. Şimdi dükkanın keyfini çıkartalım ya. Sabah 7'de dükkanı otomatik aç. Stok kalmadığında mağazayı otomatik kapat. Zaten faturaları otomatik öde dedim. Çiftlik müflik yok. İkinci kasiyer için 2500 biriktirmedim. Save aldım. Yemeklik yağı falan filan yok. Şimdi buradan sipariş vermek için Jaber'le konuş dediydi. Jaber'le konuştum artık. Jaber burada teslim edecek. Bir ürün seçin. İyi fiyat mı kötü fiyat mı onu söylüyor. Çay getir ya bana. Çay. Çay iyi fiyat mı? He, karta para atmak lazım. Kredi kartın eliminen dayı, eliminen. Anladım. Karta para atmak lazım. Sıkıntı yok hocam. Çoluk çocukla uğraşmayacak kadar şey yaptım ya. Geliştirdim kendimi. Şimdi o zaman cüzdandan bankaya, bankadan karta. Bak önce 200 dolar. Cüzdandan bankaya. Sonra bir 200 dolar. Bankadan karta. Karttan da 200 dolarlık alışveriş. Önceden yalan yok, geriliyordum şimdi insanlar gelip böyle bir şeyler yaptığında ettiğinde de hani bir şeyler söylediğinde. Artık gerilmiyorum çünkü hani 10 senelik hayatım boyunca karşıma çıkıp hiçbir zaman böyle bir şey söyleyebilen biri olmadı. Olmayacaktır da. O yüzden klavyenin arkasından dileyen dilediğini yazsın. Götüne. Oyun aynen böyle hafiften sarıyor gibi, bak kredi kartını falan da aldık. Tamam şimdi. Şunları şöyle bir aşağı doğru dizelim, aşağı doğru yerleştirelim. Allah ne verdiyse böyle bir satışımızı yapalım. Sosu mosu da yerine koyalım. Şimdi buradan çay. Hocam çay. Çay niye sipariş edemiyorum ya? Spagetti. Gittim spagetti aldım. Çay aldım. Diş macunu galiba. İyi fiyat. Ben bu arada artı 10 dolar teslimat ücreti vererekten kendi kendimi mahvediyorum galiba. Süt bozulur ya bence. Kola. Kola buzdolabı olmazsa bozulur mu? Zannetmiyorum. Cips ver. Sonra yoğurt, ya yani süt ve süt ürünlerine girişmeyelim. Tuna konserve ton balığıydı galiba. Konserve ton balığı. Konserve bozulmaz diye biliyorum ama ya zor bozulur. Şeker ya, şeker. Şekere yüksek fiyatmış bu arada. Ben bir enayiyim. 27 dolar kaldı. 27 dolara da bir cacık alamam herhalde. Aynen, 27 dolara da bir cacık alamam. Getirsinler bir teslim etsinler. Ya kola dolap ister mi istemez mi bilemedim ya. No kola. Birader 7.24 teslimat. Gel bakalım. Şunları şöyle bir hafif hafif yerleştirelim. S-
Staminam bitti. Raf ağzına, yani ağzına kadar doluydu. Rafta hiçbir şey kalmamış geriye. Gidip oraya doğru dizeriz ya. Kahve çubukları. Kral, ben kahve çubuğunu falan nereden bulayım sana? Bunda diş macunu var. Şu ürünleri böyle bir kenara istifleyelim mi? Bak. Bir kenara. Tuvalet kağıdı. Efendime söyleyeyim, çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı gitti. Yumuşatıcılar. Reçel. Bence şu reçelleri de bir kenara koyalım. Burada ne var? Spagetti. Tamam, bir üst katmana yerleştirilir. Şeker. En üste koyarım büyük ihtimalle. Cips. Cips bence şu yan tarafa dizilir ya. Cips standım yok ama. Çay. Çay da buraya. Şimdi çay, şeker en üst standa. Spagetti ortaya. Diş macunları aşağı. Koca stand var aslında, var ya. İlk sıra, ilk yer böyle tek sıra mis gibi gitti. Sonrası yattı. Spagetti dizelim şöyle. Rafın en gerisinden. Yan yana daha mı çok şey yapardık acaba? Dik dik böyle. Merdiven gibi şeye koyup hayatım zannetmiyorum ya. Bu Aa, baksana. Et öyle oluyormuş. Üst kata falan hem rahat dizmek için, hem de alt tarafına böyle ürünleri falan doldurmak için. Aynen. Aynen bebeğim. O düz merdiven gibi geldi bana. Aşağısında taşıyıcı da varmış bak. O iyi oldu. Dükkan ne kadarlık satış yaptı acaba? Bir yerde yazmıyor sanırım ve F'ye tıklamadan göremiyorum. Laptopa tıklasam görürüm aslında. Abi geldim böyle. Ben bunları buraya koyuyorum da gelen müşteri nasıl alacak? Düşünsene ya, tek isteğin toz şeker almak ve... Toz şeker burada. Normalde zaten süpermarketlerde şey olur dostlar. Genelde böyle alınacak ürünleri insanların rahat ulaşması açısından en öne çekerler. Yani hiçbir zaman için direkt böyle geriden yerleştirmezler. Ya ellerindeki ürün çoksa geriden yerleştirirler de. Hep genelde şey, ön taraf dolu gözükür. Hani boş bir izlenim vermemek için. Zıplasın alsın, değil mi? Sevgili Barış Dağdeviren 13. ayında. Teşekkür ederim Barış, sağ olasın. 13. ayın kutlu olsun, eyvallah. Dayı var var, cips var kutuda. Saat daha 6. Kutuda cips var, çıkaracağım.
Tertemiz. Evet, biraz ürün açısından kıt. Ama yapacak bir şey yok. $348 toplam kazancımız olmuş. İçeri koyamıyorum bunları. Sanırım yanlış yerleştirdim. $383. Ve kasiyer gittiğinde dükkan otomatik kapanacak galiba. Aynen bebeğim, böyle bazılarını da yan yan koydum. Cipsleri yan yan koymak daha mantıklı seçenekmiş. Ve burada da bazı ürünler var. Getirme ücretinden kaçınalım. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Dükkanı kapatalım. Saat 7'de dükkan mı kapatılır bilmiyorum da. Dükkanı kapatalım. Bence gidip ne yapacaksak biz satın alalım. Bizim satın almamız daha iyi olacaktır. Buradan geldim. Buradan burger var. Tamam mı? Burgerin ilerisi ev. Şurası eve gidiyor. Gidip uyuyup gün geçirmek için. Buradan dik gidiyorsun. İlk sola sapıyorsun. Geliriz. Bunları dükkana yağarız. Gider uyuruz. Ondan sonra gün başlamış olur. İlk soldan sonra sağa. Sol sağ yaptın. Jaber'in dükkanı. Maksat adama komisyon ödemek zorunda kalmayalım. Şimdi bazı şeyler dolap istiyor ama... Misal bu Pringles kılıklı cipsler. Oo, arabanın arkasına konuluyor. Bizde çare tükenmez bizde. Temizlik malzemeleri de alırız. Fındıklı çikolata. Zıpladım, koydum. Hayatım, ürünleri koyacağım, dükkan öyle açılsın ya. Şeker yüksek fiyat. Erişte, spagetti. Spagetti. Kola. Sonra no kola deyip aradan çıkıyor. Bezelye, temizleme spreyi, temizleme tozu, şampuan. Şampuandan iki tane falan alırız galiba ya. Bonnie, Prime'ın avantajıyla 9. ayında. Teşekkür ederim Bonnie. 9. ayın kutlu olsun, sağ olasın, eyvallah. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu small, büyük. Büyük çamaşır suyu daha pahalı. Tamam, normal çamaşır suyu. Hala $185 var. Arabanın çatısı yer dolu. Çamaşır deterjanı. Tuvalet temizleyici. Ha, gece oldu. Akşam 10'da dükkan kapanıyormuş bu arada. 9'da biz biraz böyle bir erken davranmışız. Yemeklik yağı. $69 kalmış.
Ne alırız buna da? Güneş kremi. Neden olmasın? Şimdi... Işığını aç. Bence ilk iş eve gidelim. Sol yapmamız lazım. Eve gidelim, uyuyalım. Sabah gündüz gözüyle bunları markete taşıyalım. O ara market açılsın, tıkır tıkır işleye çalışa dursun. Sonrasına bakarız. Şey yapacağız. Sol. Aynen. Sol sağ yapacağız. Gidişi ezberledim. Bir tek geriye dönüş kaldı. İnşallah bağlanmaz bu arada. Kolay yoldan park ettim. Sıkıntı yok. Buglanmazsa çok iyi. Buglanırsa da yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Uyuyalım. Ki sabah gündüz vakti olsun. Sonrasında kendimizi ansızın uyumadığımız bir odada bulalım. Dükkan otomatik açılıyordu zaten sabah saat 7'de. Dükkanımız açık. Arabamız burada. Arabanın üstündeki malzemeler... İki sıraydı o. Malzemelerin geri kalanı nerede? İki seçenek var. Bir arakladılar. İki buglandı, gümbürte gitti. Üç... Hiç almadık, hareket ettiğimizde orada havada asılı kaldı. Ben üçüncü ihtimal üzerine durarak ilerleyeceğim. Çok kötü bir şey lan. Evet. Hiç fark etmedim bile. Üst kata koyamıyorsun abi arabanın üstüne. Lan uyurken de dikkat etmedim. 2'dir diye düşündüm. 2 değilmiş. Demek ki temas etmesi gerekiyor. Kenardan görürüm yolu ya. Bir şey olmaz. İcabında koklayarak bulurum. Ya ne spreyi, ne spreyi. Umarım doğru yoldayımdır ya. Bura çiftliğe gidiyor. Bura doğru yol değil. Bura doğru yol değil. Tamam, buradan bir yerden sol yaptık mı? Eyvallah. Bir şey yok, bir şey yok. Bahtı dürtükler. Bahtı dürtükler süpermarket. Bayağı ortalı park etmişim ha. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Tuvalet temizleyici. Okey. Bu buraya konacak zaten. Bu ne? Kola. Masanın üstüne dizeriz. Bu ne? Yemeklik yağı. Dizilir tepeye. Ya da şu makarnaların yanına.
Güneş kremi. Diş macunlarının oraya. Şöyle bir yemeklik yağları dizelim dostlar. Ardından güneş kremlerini dizelim. Marketi yavaş yavaş adam edip yok yok bir hale getiriyoruz. Her şeyimiz var efendim. Şöyle tuvalet temizleyicileri de sıralayalım. Bu arada cebimizde hiç para kalmadı. Bu tür dükkan ne kadar çalışırsa onu yiyeceğiz abi. Ben kasara biraz fazla F bastım ve dükkanın bugünkü hasılatını aldım. Lan elektrik... Ha, elektrik faturası ödemek için 150 dolar gerekiyor karta. Otomatik ödeme de veremiyorum. Kartla da para tutmak lazım o zaman. Şimdi... Elektriksiz de idare ederiz ya. 50 dolar bankadan kart... Yo, bak şöyle yapacağız şimdi. Hocam selamun aleyküm. Şu parayı al. 100 dolar bankaya. 150 dolar bankadan karta. Eyvallah. Gidip elektrik faturasını ödeyeceğim. Ha, otomatik ödendi. Cebimde de 15 dolarım kaldı. Allah bereket versin. Çamaşır suyucu o. Plastik şişeden cam sesi çıkıyor. Yani işte bazen hayat böyle minik sürprizler yapabiliyor. İyi bari elektrik faturasını falan da ödedik. Dükkan da işliyor sevgili dostlar ve hani yamukluğum için üzgünüm. Ben Pringles cips de aldım. Bir saniye. Abi şampuanlar. Haldır huldurlar. Şampuandan ziyade böyle şey gibi sanki. Şu siyahlının görünümü. Kimyasal bir şey gibi böyle. Fındıklı çikolata. Bak olur olur, fındıklı çikolata yenir. Fındıklı çikolata güzeldir, yenir. Birader bir spamlı olma şuraya da. Et suyu. Kardeşim et suyu yok. Fındıklı çikolatayı buraya koyarız. Pirinç de yok. Zira bu dükkana her şeyi alacak param da yok. Ne yapayım? Evet. Bu da son ürün dostlar. Selamun aleyküm. Dayı. Bu... Pringles'ın hangi boyu lan? Omega boy falan galiba. Kardeşim kusura bakma, biraz alanını işgal ediyorum ama. Sen işine bak, çalış çalış.
Dükkanda sıkılınca ben sana nereden bulayım biberli pizzayı ya? Tertemiz. Kardeşim artık 63 dolarım var. Ve evet sevgili dostlar, ürünleri böyle yerleştirdiğimize göre baya güzel yerleştirdik ürünleri. Öyle ki adam ya havada duruyor ya da boyu çok uzun herifin. Bilemedim. Güzel bir bölüm oldu açıkçası. Kalan çikolataları şöyle tezgah önüne alacağım. Kıymetli arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkür ederekten yavaştan videonun sonuna doğru gelelim. Eğlenceli, güzel bir bölümdü gerçekten. Umarım siz de keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Ve ben şöyle yapmak istiyorum. İstimlak duvarı gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel oldu lan. Vallahi bak. Adam böyle biraz bir sur içerisine almış gibi oldu ama bence güzel oldu. Ahmet'im 49. ayında teşekkür ederim Ahmet'im, 49. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Al işte fizik kuralları ya. Pringles üçgeni ve diğerleri. $27 dolarım var. Bu 27 dolara ben bir şeyler söylerim. Burger falan satamasam da kurabiye 36 dolar yüksek fiyat diyor. Lan. Kahve yüksek fiyat. Yumurta. Yumurta da yüksek fiyat. Un. Lan ucuz bir şey yok mu sizin orada ya? Peynir falan da ucuz değildir ha. Şey, peynir diyorum, pirinç falan da ucuz değildir. Mısır. Her şey yüksek fiyat ha. Ton balığı. Mr. Kenemu 11. ayında. Teşekkür ederim Mr. Kenemu. Sağ olasın, hoş geldin. Boyun YouTube'a tabii ki gelecek arkadaşlar. Samet Güngör Light YouTube kanalına gelecek. Sebzeli pizza alamam. Bisküvi. Ya şu bak, 27 dolarım var. 27 dolara dükkana bir şey alamayacağım mı ben kardeşim? Kek 721 dolar diyor. 33 dolar cashews. Bu ne bilmiyorum. Gidip 6 dolar atacağım karta ve bunu sipariş vereceğim artık. Yani kredi kartında niye para bırakmak istemiyorsam. Ve bizim bir tuvalete gidip bir şeyler yapmamız lazım. Abi buradan bankaya 50 dolar attın. Bankadan karta 6 dolar attın. Evet, atamadık. Buradan 100 dolar böyle. Cüzdandan buraya. 6 dolar böyle. Bankaya bir 6 dolar daha at. Cepte 12 dolar var. 33 dolar kredi kartında. Bankada 100 dolar. Niye 100 dolar? Çalışanların maaşı bankadan ödeniyor. Kardeşim selamun aleyküm. Tam 33 dolara sipariş verdim. 12 dolarım var cebimde. Yemek 15 dolar. Oho. Bir tur dükkanı sömürdüm. Maşallah. Eleman ne acıkmışsa her şeyi yedi. Müşterilerin önünde güzel bir duş. Sonra tuvalet molası. Tertemiz.
Tek sıkıntı dükkanda para birikmiyor çünkü bütün parayı alıp harcıyorum sürekli. Aldığımız şey ne bilmiyorum. Ne bu? Kaju fıstığı. Ay severim ya. Severim. Kaju sevilmez mi abi? Kaju yenmez mi? Kaju ile alakalı tek bir sorunum var. Pahalı olması. Onun dışında kaju ile alakalı hiçbir derde sahip değilim. Evet dostlar, bu arada son ürünleri yerleştirdikten sonra laptopa gidip save alalım ve videoyu burada sonlandıralım. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler sevgili dostlar. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.